Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Merhaba. Yerin altında birçok gizem yıllar boyunca saklı kalabiliyor. Şans eseri ortaya çıkarılan bu kalıntılar bazen milyon dolar değerinde olabiliyor. İşte bugün sizlerle ilginç bir göl keşfini paylaşacağız. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yıl 1944. İkinci Dünya Savaşı'nın sonları. Yer Estonya. Küçük bir erkek çocuğu Kurtna Matasjärvi Gölü'nün çevresinde oynarken toprak zeminde garip izler fark etti. İzler ormanın derinliklerinden göle kadar uzanıyor ve orada son buluyordu. Çocuk birkaç ay boyunca göl yüzeyinde hava baloncukları gördü. Sanki gölün dibine bir şeyler batıyormuş gibiydi. Ama o bu olaydan kimseye bahsetmedi. Ta ki yıllar sonrasına kadar. Igor Sedunov. O küçük çocuk artık yaşlanmış ve İkinci Dünya Savaşı'na dair anıların paylaşıldığı bir tarih kulübüne üye olmuştu. Bir gün küçük bir çocukken göl kenarında gördüğü bu garip olay aklına geldi ve bunu kulüpteki arkadaşlarına anlattı. Hikayeyi duyan herkes çok heyecanlanmıştı ve hemen gölde bir araştırma başlatmaya karar verdiler. Çalışmalar başladı ve bir buldozer yardımıyla gölün 7 metre dibinden o ağır cisim yavaş yavaş yukarı çekilmeye başladı. 6 saatlik çalışmanın ardından çamurların içinden kocaman bir tank ortaya çıkmıştı. Bu bir Sovyet yapımı T-34 savaş tankıydı. 27 ton ağırlığında ve 53 kilometre hıza ulaşabilen bir araçtı. Ancak üzerindeki beyaz haç işaretleri tankın Almanlar tarafından da kullanıldığını gösteriyordu. Şimdi ortada daha da gizemli bir soru vardı. Tankın gölün dibinde ne işi vardı? İkinci Dünya Savaşı'nın 1944 yılı Estonya'da çok kanlı bir dönemdi. 100 bin kişi öldü ve 300 bin kişi de yaralandı. 1944 yazındaki savaşlar esnasında tank Sovyet ordusundan Almanlar tarafından alınıp el konuldu. Tankın üzerindeki Alman simgelerinin açıklaması buydu. Daha sonra Almanlar bölgeyi terk etmek zorunda kalınca tankı Sovyetlerin tekrar bulup kullanmaması için gölün dibine batırdılar. Tank bulunduğunda şaşırtıcı bir şekilde iyi durumdaydı. Gölün dibindeki kalın çamur ve balçık tabakası tankın yıllar boyunca korunmasını sağlamıştı. Küçük bir restorasyon ile motoru bile çalışır hale getirilebilirdi. Tank hem Almanlar hem de Ruslar tarafından kullanılmış olmasından dolayı oldukça eşsiz bir araç ve restorasyonu tamamlandıktan sonra savaş müzesinde sergilenmesi planlanıyor. Şimdi düşünün, bu keşif savaştan tamı tamına 73 yıl sonra yapıldı. O küçük çocuk gördüğü şeyi unutmuş olsaydı o tank halen gölün dibinde yatıyor olacaktı. Bizden bugünlük bu kadar. Sizin çocukken yaşadığınız böyle ilginç anılar var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.